Takla atabilir miyim acaba? Yapamam. Selam. Yarabbi şükür. Arkadaşlar lütfen Allah aşkına saçımın başımın hiçbir şeyimin kusuruna bakmayın. Çünkü ay çok uzak oldum kameraya da ben. Alışık değilim biliyorsunuz kameranın ağzına girdiğim için. Ay ne olduğunu da hatırlamıyorum ki. Bakın artık ne pipetim var ne başka bir şeyim. Hiçbir şeysiz içiyorum kahvemi. Neden? Aşağıda beni yok bilmem ne efendime söyleyeyim tavuk eli yok pipeti ters takmış yok işte yok ilk suyu koymuş yok şöylemiş o kadar eleştirirseniz al işte küstüm. Artık bu şekilde içiyorum. Süt koydum bu arada yemin ederim ki. Hayır ilk sütümü koydum. Hayır. Bu arada arkadaşlar şimdi şey göstereceğim. Allah peygamber aşkına lütfen kimse bir daha bana ruju sormasın. Bunu kullandım bir de Alman Sincere sanırım. Bu bitmiş. Bir daha bana ruj falan sormayın arkadaşlar. Burası güzellik kanalı değil. 12 numara diyor. O zaman videomuza geçebiliriz. Bakın bir efekt öğrendim. Şimdi onu koyacağım. Diğer tarafa da olabilir. Emin değilim. Bir de bu tarafa yapayım. Hoş geldiniz. Birden detone oldum. İnsan hoş geldiniz derken detone olur mu? Detone oldum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Açılışımı gördünüz. Fark ettiyseniz buraya tırmanarak çıktım. Dağcılık olsun, tırmanıcılık olsun. O tarz şeyler benden sorulur. Şuraya fotoğraflarımı bırakacağım zaten. Benim uzman bir tırmanışçı. Aynı zamanda dağcılık... Yani fotoğrafları bırakacağım şöyle. Bugün neyle ilgili konuşacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Okul başlıyor. Yok Boğaziçi Üniversitesi videosudur, yok yurt videosudur, şudur budur. Hiçbirinden prim yapamıyorsunuz. Ben de baktım trendlerde ne var. Hemen içerik çalmam lazım diye düşündüm. Ve bunu buldum. Back to school tips. Yani okula dönüş tavsiyeleri gibi bir şey. İnsanlar genelde bu videonun içerisinde ne bileyim okul için alışveriş yapıyorlar. Okul için güzel bir şeyler yapıyorlar. Birbirlerini motive ediyorlar falan. Ama ben... Yani kimse burada birbirini yemesin. Ben okulla ilgili birbirimizi motive edebileceğimiz hiçbir şeyin olduğuna inanmıyorum. Yani eğer ne bileyim. O yüzden okula dönüş tavsiyeleri vermek istiyorum. Sanki bilir kişiymiş gibi yine koltuğuma geçtim. Şükür bugün de aşiret reisi olduğum için. Komşum yine çıplak geziyor. Hadi başlayalım. Birinci tavsiyem şu olurdu arkadaşlar. Mümkünse dönmeyin. Herkesin okumasına gerek yok. Ülkenin yöneticilere de ihtiyacı var. Ben buralara şey koymayı düşündüm az önce. Fotoğraf koyacaktım. He bunları koyayım da beni var ya mahkemelerde süründürsünler mahkeme salonlarında. Yer mi? Eda Yaman dersini aldı. Eda Yaman hiç kimse artık dava edemez. Haklarımı biliyorum. İlk olarak haklarını bilen bir vatandaşım artık ben. Beni dava edebilmeniz için sizin isminizi kullanmış olmam lazım. Sizin resminizi kullanmış olmam lazım. Hiç kimsenin resmini kullanmıyorum artık. Hiç kimsenin adını vermiyorum. Biri de geçen yorumlara gitmiş zaten şey yazmış. Yakında ifşa olurum kız. Arkadaşımla ilgili çektiğim video için. Ya seni Abel sence ben gerçekten oraya gerçek ismi verir miyim? Otur bir düşün ya. Gençlik yıllarımı bu şekilde heba edebilecek kadar salak gibi mi duruyorum? Benim böyle bir tercih hakkım olsa, babam milyarder olsa, ne bileyim, okula dönmeme şansım olsa, yapabileceğim herhangi başka bir işim olsa, geleceğimi garanti altına alsam, ben gerçekten bunu anlamıyorum. Niye okur ki insan durduk yere? Bana sor ben okur muydum? Okumazdım. Ama gelecek kaygılarım var o yüzden okumayı seçtim. Yani okuyoruz bakalım ama arkadaşlar siz mümkünse eğer böyle bir tercih hakkınız varsa sizi teşvik ediyor olmayayım. Burada beni izleyen küçük kardeşlerim, küçük aşiret bireylerim var kesinlikle. Ama ben olsam dönmezdim. Dönecekseniz diğer tavsiyelerimi dinlemeye devam edebilirsiniz. Ama dönmeyeceksiniz videoyu burada kapatın. Harika bir tercih yaptınız. Ben sizin yerinizde olsam ben de öyle bir şey yapardım. Ama ben olarak böyle bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Burayı hala dinliyorsanız yani ikinci tavsiyeyi de almaya geldiyseniz gel. İkinci tavsiyemi de hala dinle. Ne oluyor ya? Tavsiye için hala buradaysanız belli ki geleceğiniz garanti altına alınmamış. Verebileceğim tavsiyelerden ilki şey olur. Gözlemlediğim kadarıyla yorum yapacağım. Ya buraya hazırlanıp çıkıyor ya benim. Yemin ediyorum kafamda böyle oturuyorum. Sadece videonun başlığı var. Geriye kalan hiçbir şeyi doldurmadan. Aha buraya oturuyorum böyle. Ebe gümeci gibi. Sordum sarı çiçeğe.
Ebe kümeci ne bu arada? Ay yine bir şeyi sırf kullanmak için kullandım. İlk günden ekstra hazırlanmayın arkadaşlar. Çünkü neden? Neden diye soracaksınız. Kesinlikle hakkınız. Bu soruyu masaya yatırmak istiyorum derhal. İlk günden bu kadar hazırlanıyorsunuz, ediyorsunuz. Zaten ikinci, üçüncü güne enerji kalmıyor. Hadi bir haftayı bu şekilde geçirdiniz diyelim. Ya bunun sınav haftası var, bunun final haftası var. Çok güzel. İlk günden geliyorsun, hazırlanmışsın. Bir özen var, çaba var. Tebrik ediyorum. Eminim okula gelme saatinden 5 saat önce falan hazırlanmaya başladın. Sen yani çünkü bu bir açıklaması olamaz. Ama ikinci gün, üçüncü gün sen hazırlanmadığın zaman bu insanlar seni tanımayacak. Sen bir profil oluşturuyorsun. Evet, süper, harika, muazzam özenli, bakımlı, çok güzel, enfes. Tebrik ediyorum. İnsanlar seni öyle gördü. İkinci gün, üçüncü gün kim bu demeyecek mi? Kim bu Fatma? Kim bu karınca yiyen? Kim bu tarla faresi? Kim bu kuskus? Kim bu diyecekler. Hani tanınmazsın, anladın mı? Yani şey yap, şu şekilde yükseltirsin. Bu şekilde yavaş yavaş üstüne koyarak gidersin. Ama ilk günden deli danalarcasına hazırlanırsan ikinci gün, üçüncü gün, birinci gün edindiğin arkadaşların seni tanımaz. Gerçekten tanımaz. Bu yaşandı. Ben bu şekilde yavaş yavaş, ne bileyim, bir gün bir şey yaparsın, bir gün başka. Ama kendini nasıl rahat hissediyorsan kesinlikle öyle yap. Evet, kesinlikle. İkinci gün, üçüncü gün kimse seni tanımazsa, ki bunlar yaşandı. Ben yaşamadım. Yemin ederim ki ben yaşamadım. Bu sefer yemin ederim ki ben yaşamadım. Ama yani oluyor böyle şeyler. O yüzden hazırlanıp böyle yeni birini yaratıp gitmenizi önermem. Çünkü final haftasında, vize haftasında görüyoruz. Hamam böceği gibi ortalarda geziyorsunuz. Kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi'ne gelecek insanları tavsiyem. Her kulübe katılmayın. Her kulübe yazılmak için 20 lira, 20 lira, 20 lira oraya buraya veriyorsunuz. Size yemin ederim yaptım. Yaptım yani ilk yıl. Banat gibi her kulübe yazılmaya çalışıyorsun. Yani hepsine tek tek sanki dersin var, ne başka bir şeyin, hiçbir sorumluluğun yokmuşçasına. Tamam, hazırlık yılında bunu yapabilirsin. Çok güzel. Ama o zaman da Kilyos'tan gidiş geliş yapman gerekecek. Eğer hazırlığı Kilyos'ta okuyorsan. Burada okuyorsan yazıl kardeşim, sana da diyecek bir şeyim yok. Sen katılamıyorsun. Hadi en basitinden 5 tane kulübe 5 çarpı 20 100 lira eder. 100 liran cebinde mi kalsın? Yoksa gitmeyeceğin kulüplere mi gitsin? Senin tercihin. Ben cebimde kalmasını tercih ederdim. Ama şöyle bakıyorum. Yazıldığım hiçbir kulübe bir tanesine gider insan. Hani bir tanesine bari gitseydin keşke. O kadar para vermişsin gerizekalı gibi. Hepsine şak 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 20 lirayı verdin. İnsan bari bir kulübe devam eder. Biraz bir istikrar ya. Ama hiçbirine devam edemedim. Sonrasında birinci sınıfta denedim. Hazırlık yılında sanki yetmiyormuş, dersimi almamışım gibi. Avel gibi gittim bir de birinci sınıfta. Tekrar farklı kulüplere yazıldım. Bu sefer devam et. Hayır. Birinci sınıfta kulüplere yazılmadım ben. Evet, yazılmadım. Birinci sınıfta yazılmadım arkadaşlar. Kendi hakkımı yiyemeyeceğim. Ayda çok akıllısın. Aferin sana, gitmeyeceğin hiçbir şeyde konuşmuyorsun Ayda. İkinci sınıfın, evet ikinci sınıfın başında kulübe yazıldım. Hayır, 1, 2, kaç kulübe, 3, 4 kulübe falan yazıldım. Hangisine hala devam ediyorsun diye sorarsanız hiçbirini etmiyorum. Yine bir süre gerçekten gitmeyi denedim. Ama yemin ederim ki yapamadım yani. Bunu insanlar nasıl yapıp burada yükseliyor ya, manyak falan mısınız gerçekten? Ama hayatlar kulüp odalarında falan geçiyor. Hiç mi dersin yok, hiç mi bir şeyin yok yani, hiç mi sorumluluğun yok? Herhalde okula sadece kulüp için geldin. Bilmiyorum, vallahi helal olsun, ben yapamadım. Yapana da helal olsun yani. Yapabiliyorsan. Sonra fotoğrafçılık kulübüne girdim. WhatsApp'tan o kadar çok mesaj geliyordu ki. Kardeşim, kulüple alakalı sorularını sor. Düzgün düz oraya artık bulduğu her ilanı bile yapıştırır olmuş ya. Ya sen deli misin? Tabii ki sessize aldım. Sessize aldığım için ve maillerini de kontrol eden bir sorumlu bir insan olmadığım için toplantılarının tarihlerini biliyordum. Ne gezi düzenlemişler mesela, onu biliyordum. Eğitimleri varmış, ne onu biliyordum. Yine verdiğim parayla rezil oldum. Bir toplantısına gitmişim, onda da zaten uyumuştum. Başarılı bir kulüp katılımcısı olamadım. Yani insan biraz kendini bilmeli ya. Ya ben yazılım öğreneceğim. Gelmişsin Amasya'dan. Geldiğin okullarda bilgisayar bile yoktu. Ya senin yazılım ne haddine ya? Kod öğrenmek, kod yazmak, şu bu falan. Ne haddine? Hani senin tek bildiğin Amasya'nın
plaka kodu. Hevesle gerçekten oraya da girdim. Güya sanki iyi bir şeyler yapabilecekmişim gibi. Yok. Toplantısına gittim. Bir kızla tanıştım. Kız da yabancı bir öğrenciydi zaten. Baktı orada bir tek sohbet muhabbet edebileceği ben varım. Hemen dedi bana. Anne, hani verir misin? Sen toplantılara geldiğinde bana da haber ver lütfen. Ben de seninle geleyim. Aa, tabii ki haber veririm. Kesinlikle beraber geliriz dedim ama. Ondan sonra hiçbir toplantısına gitmedim. Kıza da haber vermedim. İnşallah yani alınmamıştır, darılmamıştır. Ve şeye merak salmışım sonra. Bu Gusto'ya. Tadımlara gideriz, şöyle yaparız, böyle yaparız diye kendi kendime düşünüyorum. Ya of. Sen yumurtayı bile kıramıyorsun ki. Sen yumurta kıramıyorsun. Tadım senin neyine ya? Sen yemekhanedeki pilavla un kapanının pilavının aynı olduğunu söyleyen bir insanım. Hala da bu fikrimi savunuyorum. Ya Eda gerçekten seni gözünü kapatsalar pilava makarna diyeceğim. Annem bu Gusto'dan tadımdır şudur budur senin neyine? Gel amma yargıladım kendimi. Eda özür dilerim. Yani her bulduğunuz kulübe yazılmayın arkadaşlar. Maksimum 2 tanesine yazılmanızı öneririm. Bunların da kesinlikle birine devam etmeyeceksiniz. Yani bir tane kafanıza bir şey belirleyin onda ilerlersiniz. Ya çıkarmayın oradan oraya oradan oraya. Ne olacağım başımıza? Sanki. Kulübü üstüne mi yapacaklar? Deli deli hareketler yapma. Bir tanesine katı devam et işte. Manyaklığın şeyi yok. Dersine çalışırsın. Diğer bir tavsiyem sadece üniversite için değil. Allah peygamber aşkına bakın ben düştüm siz düşmeyin. Fast food yemeyin. Gerçekten yemeyin. Yiyorsanız da çok az yiyin. Ben de geçmişim buraya sanki Canan Karatay sandım kendimi. Onu yiyin bunu yemeyin. Gerçekten bu... Niye okuldaki müzik hocaları gibi sürekli böyleyim? Bir tane manyak müzik hocamız vardı. Onunla ilgili de bir şey demeyeyim. Sonra o onu atar, bu bunu atar. Müzik hocaların tripleri ne ya? Neyse bana ne ya? Oturdum buraya müzik hocası eleştiriyorum. Fast food yemeyin arkadaşlar. Hazırlıktayken 15 kilo almış biri olarak söylüyorum. 10'unu verdim, 5'i hala yapıştı üzerime. Yiyecek olan yine kendisi bilir ama 15 kilo almış biri olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten bunun önü arkası kesilmiyor. Yok işte arkadaşlarım yiyor, herkes yiyor. Ya onlar yiyor almıyor. Annem sen niye kendini yiyip yiyip almayanla biri tutuyorsun? O yer yer almaz sen onu boş versene. Ya böyle hava basıyorsun. Ben öyle şiştim. Yemin ederim ki tam olarak şiştim. Hazırlıktan bir fotoğrafım değil. Fotoğraf koysam mı? Hazırlıktan fotoğrafımı belki koymam. Yani koymayabilirim arkadaşlar. 15 kilo almıştım. Yeme. En yakın arkadaşımla beraber artık mesela giydiğimiz kıyafetler aldığımız kilodan ötürü o kadar genişlemiş ki. Aynaya bakarsan görürsün bir şeylerin yanlış gittiğini. Arkadaşımla sürekli ne diyoruz? Bu kıyafetler bollaştı biz. Kilo mu verdik? He kilo verdiniz. Biz birbirimize 2 ay kadar bu şekilde kandırdık. Kilo mu verdik biz acaba diye ve öyle zaten en yakın arkadaşlar beraber kilo alır verir ya. Birbirimizi o yüzden asla görmüyorduk. Yani biri tutup diğerine şey diyemiyor. Ya kilo mu aldın biraz? Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diyemiyor. Çünkü ikimiz de aynı anda aynı oranda danalaştık. Gözlemlediğim kadarıyla yine şunu söyleyebilirim ki hazırlıktayken herkes böyle sanki balon şişirir gibi şişti. Yemekhane de kötü, orada da kötü. Yemeyin ya, genel olarak yemeyin. No 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 no. İlk başladığınız zaman hani ortamda insanlar birbirini tanırken insanlar bir şeylere bilmiyorum demekten çekiniyor. Şu an beni komşum izliyor. Sosyal gerginlik aşırı yaşıyorum. Manyak adam. Bir şeylere bilmiyorum demek ayıp değil. Ya bilmiyorum deyin. Arkadaş ortamında onu biliyorum, bunu biliyorum, yok şöyle yapıyorum, yok böyle yapıyorum. Ya her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Kesinlikle. Böyle bol kesilen sallamalı değil. Yok onu biliyorum, yok şöyle, yok böyle. Vallahi çıkıyor ortaya. Bilmiyorsanız mis gibi tertemiz bilmediğiniz şeye bilmiyorum deyin. Öğrenirsiniz. Sorun değil. Hiç sorun değil. İşte internet çağında yaşıyoruz. Yazarsın, öğrenirsin, araştırırsın, öğrenirsin ama öğrenirsin. Karşınızdaki insanlar lisede karşılaştığınız haberlere benzemiyor. Kandırmaya çalışmayın insanları. Daha sonra ortamlara meze oluyorsunuz. Bu ne alaka ya? Bunu niye yazmışım? Neyse. Bunu da söyleyeceğim. Her ders için ayrı defterler, yok şöyle yok öyle bir şey zaten yok. Öyle bir şey o geçti yani o lisede kaldı. Eskiden lisedeyken mesela benim kırtasiye alışverişimi babaannem yapardı. Her ders için çok güzel defter alırdı. Şu an mesela atıyorum alışverişini kendin yapmak zorunda kalıyorsun. Öyle olunca da her ders için ayrı defter almak istemiyor insan. Neden? Çünkü para kendi cebinden çıkıyor. Kalasın gelmiyor yani. Ben bir döneme defter tutmadan, not tutmadan geçirdiğimi biliyorum. Sırf defter almamak için. Yani gitsen aslında 3-5 liraya da defter bulursun. Ama
Ne bileyim, insanı vermeyince vermeyesi geliyor. Alışmışsın. Önceden babaannen alıyor bedava. Mwah! Yazıyorsun mis gibi. Bir türlü gidip alman gerekiyor. Alıyor musun? Vallahi ben almıyordum. Sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Sınav dönemi geldiği zaman çak diye suratına çarpıyor olmayan notların. Sen de çok aptal bir şekilde böyle saçma sapan A4 kağıtlarına yolduğun her kağıda not alıyorsun. Ya o notlar yemin ederim hiçbir işe yaramıyor. Ya notlarımı okurken bu ne ya? Bunu niye yazdım oluyorum. Hoca derste o kadar güzel şeyler anlatıyor ediyor. Öyle bir not tutmuşum ki sırf defteri almamak için dersi yakmışım yani. Hani bunun dönem sonunda farkına varıyorum. Saçma sapan kağıtlara not almayın. Ya hiç almayın. İstikrarlı olun, kararınıza saygılı olun. Not tutmayın. Ya da notlarınızı güzel güzel düzgünce not tutun işte. Yoksa sağdan soldan not istemek zorunda kalıyorsunuz. Verirler mi? Tabii ki vermezler. Kim kime not veriyor üniversitede? Allah aşkına ben görmedim. Bunlar birbirine not vermiyor. Diğer bölümler yarabbi şapur şupur. Bizim bölüme gelince yarabbi şükür bölümün WhatsApp grubunda kimse tutup da not atmıyor. Niye? Cin misiniz? Atmazsanız da atmayın be. Benim zaten arkadaşlarım güzel not tutuyor. Ama derste hepsi şey gibi yamyam gibi. Ben de tutuyorum not bu arada. Ben not tutmuyorum arkadaşlar. Not tutmayı sevmediğim için sanki görmüyormuş gibi yapıyorum böyle. Bakıyorum, gözlerimi kısıyorum tahtaya bakarken falan, resmini çekiyorum. Oradan takip ediyorum hocam size vibe'ı verebilmek için ama hayır gayet resimlerini çekiyorum. Hiç onları okuyor muyum? Asla okumuyorum. Hiçbir zaman çektiğim notları da okumadım yani. Dağıttım insanlara, okumadım hiç kendim. Neyse okumuşumdur. Hiç de okumadım değil. O kadar da salak değiliz herhalde. Uzun lafın kısası, not tutacaksanız tutun, tutmayacaksanız da şov yapmaya gerek yok öyle. Kağıdaki Q'da. Kralı bana back to school tipleri ver. Vallahi aklıma bir şey gelmiyor. İşte mahallenin kralı dersin. Bir fikir, bir şey. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani videoyu önceden hazırlanıp çıkmak lazımmış. Madem yani fikir gelmedi şu an aklıma. Aslında bir tane duşta bulmuştum. Şu an geri gitti fikrim. Ya unuttum, yazmak lazım. Adem'in söylediğim şey çıkıyor. Saçma sapan yerlere not alırsan unutursun. Aklıma not almıştım. Sen neyine güvenip aklına not alıyorsun? Mesela Eda diyebilirsiniz. Ben de derim. Herkesle arkadaş olmaya çalışmayın arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Uyuşamazsın ya. Herkesle arkadaş olma. İzlenim çok önemli. Ben herkesle arkadaş olan birini görsem yani ya herkesle arkadaş olan biri mümkünse benimle arkadaş olmasın. Senin arkadaş dediği kaç tane olur? Bir olsun olsun 10 tane olsun. Herkesle arkadaş olamazsın. Olamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bunu daha nasıl farklı bir şekilde kelimelere koyabilirim diye düşünüyorum ama daha farklı bir şekilde kelimelere koyamıyorum. Bunun bir ben şunu söyleyeyim. Nece konuşuyorum ben ya? Herkesle arkadaş olan insan için şunu söyleyebilirim ki bu insanın bir fikri yoktur, bir karakteri yoktur, bir duruşu yoktur. Evet şey çok güzel, kesinlikle gidip insanlarla tanışırsın, bir yüz görümlülüğün olur falan, hani bu çok okey bir şey çünkü ileride işin düşebilir. Gözünüze kestirdiğiniz bir 5-6 kişi olur mesela, yani benim en azından ben o şekilde yaptım. Gözüme kestirdiğim birkaç insan vardı, hala şu an evet en yakın arkadaşlarım. Fikirlerin uyuşuyor mu uyuşmuyor mu bir yoklarsın, ona göre şekil almasın, anladın mı? Bu çok çirkin bir şey. Çok çirkin duruyor ve insanlar sizi çok net bir şekilde görebiliyorlar arkadaşlar. Gerçekten kimseyi salak sanmayın. Hiç kimse salak değil. Şiret ağası oturdu buraya. Ahkam kesiyor. Arkadaşlar bakın, ukulele çalmaktan tavuk diye dalga geçtiğiniz ellerim artık daha da çirkin bir şey oldu. Ukulele çalıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben Billie Eilish'im. Hemen size o zaman bir şeyler çalayım. Çok heyecanlıyım. Kanalda ilk defa böyle ciddi bir şey yapacağım. İşte benim okula dönüş tavsiyelerim kısa, az ve özdü. Evet, aslında çok saçma konuşmuş gibi gelebilirim. Daha öyle gelmiş olabilir ama kesinlikle çok mantıklı şeyler söyledim. Göz önünde bulundurursanız siz de belki ileride bir... Bundan olabilirsiniz. Göz önünde bulundurursanız en azından insan yerine koyulursunuz. Bu benim verdiğim bir karar değil. Topluca alınmış bir karar. Arkadaşlar bir sonraki içeriğim için çok heyecanlıyım. Bir video çekeceğim diye düşünüyorum. Yani yarın vaktim olursa diye düşünüyorum ama arkadaşlar vize işleriyle uğraşıyorum şu an. Hiçbir şeye vaktim olmuyor. O yüzden zaten bu videoda bu kadar gecikti. Ama eğer vakit bulursam muazzam bir içerik buldum. YouTube üzerinde henüz yapılmamış bir içerik buldum. Bu sefer çalmadım. Hadi bakalım beni neyle yargılayabileceksiniz? Birisi alta yazmış. Demiş ki böyle böyle yok şu şunu çaldın bunu çaldın. Hadi. Hadi yallah. Tamam ben bulmadım. Mahallenin kralı buldu. Yiğidi öldür. Hakkını ver. Çok heyecanlıyım o video için. Söylemeyeceğim çünkü birileri benden önce yapabilir. O yüzden sadece beklemede kalın. Güzel bir içerik
ablamdan çaldım mahallenin kralında. Ben bunu dışarıdan birinden çalmış olsaydım tamam, o zaman beni yargılama hakkını size yine de vermezdim. Ama 7000 kişi olmuşuz arkadaşlar. Aşiretimiz gitgide büyüyor. Eğer beni arkadaşınızla, şununla bununla, ailenizle hala paylaşmadıysanız siz cin misiniz? Lütfen gidip bunu paylaşın. Işık çok kötü vurmaya başladı. Yani herkese paylaşabilirsiniz videomu. Ama veda edeyim artık. Videomu izlediyseniz yani teşekkür ederim. Ne denir ki? En sonraki videoda görüşürüz. Şuradan bir yerden abone olmayı, diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Aşağıda istediğinizi yazabilirsiniz. Ama arkadaşlar artık çok dikkatli olun. Bütün ailem yorumları okuyor, haberiniz olsun. O zaman ben gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bu da hala burada. Eda bir ortalığı topla. Gidiyorum. Yandım. Kavruldum. Güneş. Güneş çok kötü vuruyor.